Niye anlamıyorsunuz ya? Bu adamlar zaten darbeci, Kemalist cuntacılar bunlar. Şu anda fırsatlı bulsa Uğur Dündar nasıl namaz kılan çocukları yakalayıp da hallediyordu? Nasıl Bekir Coşkun daha küfrediyordu? Aynısını yapacak kafası insanlar. Bu köşeye bırak. Ama bana Emin Çöreşan'ın özellikle darbeden hemen sonra çok güzel hatırlattı. Ben 17'si diye biliyorum. Demek ki 16'sında yazmış onu. 15 Temmuz hain alçak Necati gelişimden hemen doğru. sonra Necati Doğru. Naylon darbin devamını oku. Bu da yırtmış Yılmaz Özdil. Şu anda Kemal hani var ya o hıyarların yanında satılıyor çiçeklerin yanında Migros'ta. O kitapla milyonlar kazanan var ya içinde de bir sürü yalan tezat olan. Bu adam da biliyorsun tiyatro diye yazdı. Bunu Yazmış. unutmamak lazım. Hepsi bunları düşündü. Onlar bunu darbe olacağını bekliyorlardı. Çünkü sözcü okurları tankları alkışladı. Ve bir tane sözcü okur, bir tane sözcü meydanlara çıkmadı. Çıkmaz da zaten. Onlar darbenin olacağını beklediler. Ne alçakça çıkmışlar şimdi bize demokrasi kasıyorsunuz. Ama şu cümle bana yeter abi. Sözcü alayım. Ya bu memleket elden gidiyor abi. Şu cümle bana yeter. Tekrar edeyim. Diyor ki şunu söylüyor. Şimdi piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler. Bu cümleyi unutmuyoruz, kafamıza kazıyoruz. 2015 yılı 29 Ekim Yılmaz 2015 Özdil yılı. yazısı değil mi? Yılmaz yazısı. Okumuştuk mu? Evet, Şimdi geçen okuduk. olsun unutmayın. Bir daha Şimdi söyleyeyim. piyasaya adına FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler. Cemaati yok etmek amacıyla durduk yerde. Nokta. Satır başı. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini de bilmiyor. Bunu hangi kafayla yazdın sen Emin Çalışan? Ha? Bunu siz cemaati siz terör örgütü göstermeye çalışıyorsunuz diye. Şimdi burada neyi, bunu ne, kimi koruyor burada? Ne diyor burada? Ne yapmaya çalışıyor bize? Şunu da anlatmaya çalışıyor. 2015. Hala bunun haberi yok mu? Ben şüphelenirim. Hani bir saatten beri şüpheden bahsediyor. Ben şundan şüphelenirim arkadaş. Bu adamlar 2013'te Gezi olayları arkasından 17-25 Aralık yaşanmış ve 2016-15 Temmuz bu ülke topraklarında yaşadığı en hain saldırıya çeyrek kala parmak sallayan bir Emin Çalışan var benim karşımda. Ben daha önce ona fethediyordum da işte efendim imamın ordusu dedik de bilmem dedik de bilmiyordu ki Amerika'da olanlar olduklarını. Sonra Amerika seni kulağını çekti. Sizden bir alt olmaz deyince ha bunlar da darbeciymiş. Bunlar da merkez hain. Bunlar da bizim Amerika'da olanıymış. Dediğiniz anda hop efendim baskı, gazetecilere baskı yapılıyor. Öl Recep. Unutuyor, biz unuttuk mu zannediyor bunları ya? Öl Recep. Erdoğan'ı biz bulduk. Saatler önce. Hala açıklamaya çalışıyor. Öyle demiş de böyle de, o biz bilmem ne falan. Kardeşim o 2015'teki yazım bu. FETÖ'yü kurtarma aklama çalışmaları. Şu dahi benim için benim gözümde çok geç açılmış bir iddianamedir. Benim gözümde. Ama çok haklı bir iddianamedir. Ha bu işe mi girecek 15 yıl? Yok. Ama millet bilsin ki bunlar FETÖ'cülük yaptı abi. İlle de ışık evinden büyük bilmem ne Pensilvanya'da takki iç çamaşır almaya gerek yok ki. Sana bir emini veriyorlar. Kılıçdaroğlu ne yaptı? İşte o da bunların benzerini yaptı. Bir daha soruyorum. Sizin okurlarınız, sözcü okurları, bu milleti kutuplaştıran, bu milleti bölen, bu milleti böyle bu hale getiren sözcüdür. Sözcü yazarlarıdır. Bunlar da her türlü melaneti yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Gerektiğinde Amerikancı oluyorlar. Gerektiğinde efendim HDP barajı açsın deyip de PKK'lı olabiliyorlar ve gerektiğinde FETÖ'cü de olabiliyorlar. FETÖ'cü isterlerse uzaylı da olurlar bunlar. Uzaydan bir tanesi gelse, bir tane başka bir galaksiden bir tane uzaylı anteniyle şimdi Erdoğan düşürme zamanı dese hepsi bunların uzaylı olurlar. Ya bu bir düşmanlık meselesi ya. Adam olun ya, insan olun ya. Aynen Bunun öyle. bedelini biz de peşindeyiz abi. Biz bırakmayacağız ki bunu. O Yok, bunu zannediyor zaten ki net bir şekilde hiçbir Allah tanımayacağız abi. Sözcü gibi palavracılara bu tür alçak haber yapan insanlara bunu tanımamamız lazım abi. Aynen öyle. Çok çok üzülüyorum ama Melih Altınok'a da buradan teşekkürlerimi, saygılarımı ve selamları iletiyorum. Oturup da bilmem ne falan filan bazen oradan buradan sözcü olmuş, sözcü açmış buraya kendi bugün manşetle koymuş. Bir sürü işte bak görüyor musun? Bu defa bu geri zekalı muamelesi yapması da gıcık oluyorum sözcünün. Herkese geri zekalı muamelesi yapıyor. Yandaş yazar, bilmem ne yazar, bilmem ne post şeyciler, işte efendim iktidarı yalayanlar diye yazan bu ahlaksızlar bir şey yazıyor bir taraftan, bir canattan bir tanesi. Ya bunu da FETÖ'yle, sözcü de FETÖ'cü olmaz. Hadi gel biraz bu konuda biraz da
sulandırıyorlar galiba diye yazmış. İktidar tarafı da destekleyen, iktidar yanlısı olduğunu bildiğimiz kibarlaşıyor. Oradan şey yapacak ya. Arkadaş ben iktidar yanlısıyım, yandaşım, ultra yandaşım. Senin ne halt ne menem bir şey olduğunu biliyorum. Ve bunların da peşinde koşacağımıza bunu iddia ediyorum. Helal olsun Melih Altın, o kadar çok benzer şeyler yazmış. Bunlar için fark etmiyor. Kendileri Kemalist darbeciler, cuntacılar.